nefes alıp vermesini kolaylaştırmak için temiz hava solunum cihazı, bakın arkasında, yani arkanızı dönelim. Buradan temiz hava alıp veriyor, maskesini de ağzına taktığı zaman. Üzeri yanmasın diye bir özel kumaştan yapılmış montu ve özel kumaştan yapılmış bir pansiyonu var. Bunlar yangında yanmaz, özel. Elleri yanmasın diye bakın eldiveni var. Yangın esnasında asla saklanmıyoruz. Eğer ki siz yangından saklanırsanız ateş gelir, sizi bulur ve size zarar verir. Biz Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesi olarak bir yandan müdahale çalışmaları, bir yandan binaların denetimi devam ederken tesislerimizin önemli bir işimizde vatandaşımızı bilinçlendirmek, eğitmek. Bugün yaptığımız gibi biz son dönemde bu eğitim çalışmalarına çok ağırlık verdik. Geriye doğru 5-6 ile baktığımızda 53 bin anaokulu ve kreş çağında çocuğumuzu eğitmişiz. Yine tüm şehir genelinde 242 bin vatandaşımıza ulaşmışız toplamda. İşte bunun 53 bini çocuklarımız, kreş, anaokulu çocuklarımız. 160 bini de ortaokul, lise çağındaki çocuklarımız. Yani gençlere ve çocuklara önem veriyoruz. Çünkü onlar hani tabiri caiz ağaç yaşken eğilir diyoruz. Bu bilgileri, bu olayları, konuyu bilmeleri gerekiyor. Bu anlamda biz de Büyükşehir İtfaiyesi olarak gerek duyarlılık, ilk yardım, yangınlara müdahale, acil çağrı, acil durum yönetimi gibi aslında bu psikolojiyi hazırlamak anlamında yoğun gayret içerisindeyiz. Çocuklarımıza olası bir acil durumda nasıl hareket etmeler gerektiğini öğretip böyle bir olay olduğunda da can ve mal kayıplarını azaltmak ve onların hayatı daha güçlü ve daha sağlam bağlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gerek okullarımızda gerek evlerimizde muhakkak bu bilincin olması gerekiyor. Özellikle acil durum çantaları, bakınız sık sık depremler yaşanıyor, sel felaketleri, yangın zaten sürekli büyük küçük her zaman her de olabiliyor. Bunun bu durumun bir gerçek olduğunu farkına varıp muhakkak hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunu ifade etmek isterim.